Hafta sonu İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken belki İçişleri Bakanı'nı görmüşsünüzdür. Kürsüde "Oh, oh" diyordu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. "Oh, paraları işte buraya vatandaşa harcadık. Oh" diye anlatıyordu kürsüde. Şimdi şu paralar nerelere harcanıyor bir bakalım. Hepimize ait olan hazinedeki parayla neler yapılmakta tek tek anlatmaya başlayalım. Önce Bodrum'da 100 milyona mal olacağı söylenen dini ve kültürel tesisin inşaatını anlatarak başlayalım mesela. Bodrum'un en güzel koyuna Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden 100 milyon lira ayrılarak dini ve kültürel tesis yapılıyor. 100 milyonluk bu tesis, 100 milyon liralık tesis ilçedeki iki katlı yapılaşmayı da bozacak. Çok katlı olacak. Külliye diye tabir ediliyor. İçinde sosyal tesisi, kültür tesisi, dinlenme tesisi, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin de tatilini yapabileceği bir tesis olarak düşünülüyor anladığımız kadarıyla. İnşaat tüm itirazlara rağmen yeniden başladı. Bodrum'un cennet koyuna iş makineleri girdiler bile. Bodrum'un en gözde koyuna dozerler girdi. Diyanet'in Bodrum'da yaptıracağı 100 milyon liralık külliyenin inşaatı yeniden başladı. Bodrum'da orta kentte 10 bin metrekare üzerine 3 bin metrekare külliye yapmak nereden çıktı bu dönemde? Diyanet İşleri Başkanlığı Bodrum'da Gökova Koyu manzaralı bir arazide yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak devasa külliye inşaatına hukuki süreç tamamlanmadan yeniden başladı. Külliye inşaatı Bodrum Ortakent Kargı Caddesi üzerinde ve bütün Gökova Koyu'nu gören 10.300 metrekarelik arazi üzerinde bulunuyor. Külliye yapımı ilk olarak 2016'da gündeme gelmiş, Bodrumluların itirazı ve hukuki süreç nedeniyle hafriyat çalışmaları durdurulmuştu. Ancak hafriyat çalışmaları yeniden başladı. Şimdi pandemi döneminde Bodrum'un hastanesi 4 yıldır yapılamazken, yarım kalmışken, Diyanet oraya külliye yaptırmayı nereden çıkarttı? Bodrum Mimarlar Odası bu inşaata karşı. Çünkü inşaat 5 katlı bina olarak yapılmak istenmektedir. Yapıların Bodrum ekolüne ve mimarisine aykırı olmaması gerekir. Ayrıca 2016'da ruhsat iptali için açtığımız dava sonuçlanmadı. Dava sonuçlanmadan inşaatın başlaması doğru değil. Siz oraya yapacağınız maliyete giderlerini alın, Bodrum Hastanesi'ne o giderleri verin ve burada Bodrum Hastanesi'ni yapalım. İlçedeki iki katlı yapılaşmayı bozacağı için durdurulması istenen projeyle ilgili ruhsatın Çevre Bakanlığı'ndan alındığı öne sürüldü.